Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere yaptığınız çalışmalarda sonuçları olumlu veya istediğiniz gibi gerçekleşen değerlere onay işareti veya bir diğer adıyla çek işaretini 4 farklı yöntem ile nasıl ekleyebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu sayede çalışma esnasında işin kontrol kısmını anında ve kolay bir yöntemle çözmüş olacaksınız. Hazırladığım örnek çalışmayı incelersek burada lokasyonlarına göre fabrikalar Ankara ve İstanbul şeklinde, bu fabrikalara bağlı prosesler, proseslerdeki hatlar ve bu hatlarda çalışılan vardiyalar, vardiyalardaki eleman sayısı, onların performans değeri, üretim miktarları ve yine üretimlerin performans değeri ve hem eleman sayısının hem üretim miktarlarının performans değerlerinin ortalaması bu sütunda bulunuyor. Burada da size öğreteceğim onay işaretleri, yani çek işaretlerinin kullanılacağı 4 farklı yöntemi göstereceğim. Öncelikle şu değerleri alıyorum. Şuraya kadar kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana yapıştırıyorum. Yine şuranın tamamını alacağım. Şu şekilde. Buradan üretim miktarlarını alacağım. Şuradan da şu değerleri alacağım. Şunu silelim. Öncelikle şuradaki eleman sayısına göre performans değerlerini bulalım. Ben zaten şurada daha önce bir puanlama yapmışım. Bu şu anlama geliyor. Bir elemanla üretim yapılırsa 10 puan, 3 elemanla 9 şeklinde 19'a kadar giden bir puanlama var. Şuraya geliyorum. Sadece şurada aralık bakta 0 değil de 1 diyeceğiz. Yaklaşık bir değer gelsin diye. Çünkü burada bir derecelendirme var. Yani 1 ile 2 10, 3 ve 4 9 şeklinde gidiyor. O yüzden de şu aradaki 2'yi 4'ü alması için 1 yapıyorum. Aynı şekilde üretim miktarının performansını ölçeceğim şuradan. Buradaki mantık da şu. 1 adetten 99 adete kadar 1, 100'den 199'a kadar 2, 900 bin üstü 10 anlamına geliyor. Şurayı seçiyorum. 2. Tekrar şu aralıkları da seçebilmesi için 1 diyorum. Şuraya geliyorum. Ortalama diyorum. Şunu ve kontrole basılı bir şekilde şunu seçiyorum. Parantezi kapatıp enter. Buradan da eleman sayısına göre üretim miktarının performanslarının ortalamasını alıyorum. Yani 5 elemanla 299 adet üretmiş. Eleman sayısı olarak az olduğu ve performans değeri yüksek, ancak üretim miktarı olarak az, performans değeri düşük. Bunun da ortalaması. Şimdi onay işaretlerimizi, yani çek işaretlerimizi basitten zora doğru eklemeye başlayalım. İlk olarak onay 1'deyim ve burayı aşağı kadar seçiyorum. Şuradan yazı karakterini Windings 2 diye seçeceğim. Şimdi burada büyük harflerle P dediğim zaman direkt tik çıkacak. Küçük harfle P dersem ne olur? Bakın bunlar çıkıyor. Peki ona işaret koymayıp çarpı koymak istersem ne koyacağım? O zaman da O diyeceğim büyük harflerle. Küçük harfle O dersem ise şu şekilde çıkıyor. P. O. P diyelim ve aşağı doğru çektirelim. Birinci işlemde şuradaki değere göre tik işareti koymak veya koymamak sizin elinizde. Tamamen manuel bir işlem. Şimdi ikinci adıma geçelim. Bu işlemde geliştirici sekmesinden faydalanacağız. Eğer size geliştirici gözükmüyorsa şuradan dosyaya giriyorsunuz. Seçeneklerden şeridi özelleştir diyorsunuz ve şurada bakın geliştirici olmalı. Şu size tikli değilse tiklediğiniz zaman tamam deyip kapatıyorsunuz ve burada gelmiş oluyor. Ekleye geliyorum. Buradan onay kutusu form denetimini seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. İçindeki yazıyı siliyorum. Ve şunu biraz küçültüyorum şu şekilde. Şuraya 10'a 2'de şu alana uygun bir alana yerleştiriyorum. Şuradan aşağı doğru çektiriyorum. Şurada bir tanesi fazla oldu. Bunu silelim. Şimdi buradan ben istediğim değere göre, kendim belirlediğim değere göre tik atıyorum. Boş bıraktım. Çarpı gibi düşünebilirsiniz. Boş bıraktığımı. Şimdi üçüncü işlemimize geçelim. Bu işlem adımında ise formülden faydalanacağız ve shift eşittir diyorum. Eğer şuradaki değer büyükse 7'den damga diye bir formülümüz var. Bunu uygulayacağız. 252 parantezi kapat. Noktalı virgül. Değilse damga 251 yapacağız. Parantezi kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Şuraya geliyorum. Şuradaki köşeye çift tıklıyorum ve aşağı kadar inmesini sağlıyorum. Peki bu bize ne sağladı? Sanki sadece Ü harfi çıktı. Küçük Ü. Ama dikkat ederseniz bakın burada bir farklılık var. Bir iki nokta üst üste olan Ü var. Bir de şapka gibi olan bir Ü var. Buradan biz ayrımı gerçekleştireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Şuraya giriyorum girişe tekrardan. Ve şuradan da yine Windings'i seçeceğim. Bakın. Ortalaması 7'den büyük olanlar için ona işareti geldi. Diğerler için çarpı işareti. Şimdi son işlem adımımıza geçelim. Bu işlem adımında da koşullu biçimlendirmeden faydalanacağız. Bunun için öncelikle şuraya shift eşittir diyorum ve şurayı seçiyorum. Ortalama değeri yani. Burası seçiliyken koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Bu seçili. Şuradan simge kümelerini diyorum ve şuradan da şunu seçiyorum. Burada ilk onay işaretimizin büyük eşittir 7 diyorum. Şunu sayıya çeviriyorum. Tabi burası sayıyı çevirince şurası sıfırlandı tekrar. 7 yapıyorum. Şunu da sayıya çevireyim. Şurası sıfıra dönsün. Burada ise ben ünlem işaretini kullanmak istemiyorum. Şu çarpıyı kullanmak istiyorum. Bu durumda şunu yapacağım. Burası ise küçük 7 ise. Tamam diyorum. Bakın 7'den küçük olanlara çarpı koydu. Büyük olanlara onay işaretini koydu. Peki şöyle yapsaydık. Burayı 7 değil de 4 yapalım. Şu ünlemi bir görelim. Farkı görelim. Bu şekilde olacaktı. 4'ten küçük olanlara çarpı koyacaktı. 4-7 arasındakine ünlem işareti. 7'den büyüklere onay işareti koyacaktı. Tekrar 7 yapıyorum şurasını. Peki ben bu değerleri görmek istiyor muyum? Zaten burada da yazıyor. Görmek istemiyorum. Bu durumda tekrardan koşullu biçimlendirmeye giriyorum. Kural düzenliyorum ve şurada yalnızca simge göster diyorum. Tamam deyip uygula. Tamam. 4 yöntemimizi de bu sayede görmüş olduk. Şu ikisindeki değişimi görmek için şöyle yapalım. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 10'a kadar diyelim. Ve şuradan aşağı doğru çektirelim. Formüller şimdi hesapla diyelim. Onay işareti ekleme çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.